Arkadaşlar, az önce seyrettiğiniz gibi aradan 20 gün geçti. Şu anda tankımız tam 3 aylık oldu. Yarın 3 aylık oluyor hatta. Bugün ayın 27'si, 27 Haziran. 28 Mart'ta paylaşmışım videoyu, kurulum videosunu. Ve o günden bugüne neler değişti? Hep birlikte bir göz atalım. Akvaryumumuz önce mutfaktaydı. Şimdi oturma odasını aldım. Büyük 160 litrelik tankı çıkardıktan sonra iki tane nano akvaryum yan yana aldım. Bu soldakini daha sonra göstereceğim. Şöyle küçükten bir bakalım. Oraya Red Bee karidesler koydum. Onu da videosunu ayrıca yaptım. Onu da paylaşacağız. Evet. Az önce seyrettiğinizle şimdiki arasındaki fark Ludwig Gerhard Rubin ne kadar dışarıya doğru uzadı görelim. Çok da sağlıklı. Bunları bu diyeceğim. Ve yanlardan da bayağı bir sürgünler veriyor. Her yerden çıkmış. Onu şöyle bırakalım. Bu şeyleri kısalttım. Alternatif renk minleri kısalttım. Şu an çok daha gür bir şekilde çıkıyor. Orası da oradan yukarıya çıkabilir. Ama artık yukarıya büyük ihtimal çıkarttırmam yazın. Çünkü su acayip bir şekilde buharlaşıp eksiliyor. Filtremiz şelale filtre olduğu için bu şekilde değil de aşağı doğru suyu veriyor. O da dalgalanma yapıyor. Kardeşlerimiz de zarar görüyor. Bunda daha öncesinde mix cüce karides vardı. Yani karışıktı. Her türlü renk vardı. Onların neresini çıkardım? 60 santimlik akvaryuma sadece yosun temizleme timi olarak kullanmak amaçlı oraya aldım. Tabii yine içerisinde öncekinden kalan yavrular falan vardır ama onları da her gördükçe besleme yaptıkça buraya geldiklerinde toplayıp götürüyorum. Hatta şu anda kayıt yaparken bir tane filtrede gördüm. Kameraya yansımıyor galiba. Heh, burada. Bunu daha sonra alırım, götürürüm. Buraya da sarı neon, sarı ateş neon ekledik. 10 tane ekledim. Cinsiyetlerine şu anda tam olarak bakmadım, dikkat etmedim. Yine yüzeyde dışarıya doğru çıkan başka bir bitkimiz Limnopila Linoelata mıydı? Neydi? Tam ismi aklımda değil ama şu an ekrana yazalım. Buraya da şöyle bir şekilde bir şey yaptım. Filtrenin içine. Seramik halkaya Hidrokotila tripartitalar budadıktan sonra buraya koydum. Bunu da filtreye bıraktım. Filtrenin de kapağını çıkardım. Işık alması için. Yoksa orası çürür. Kökten de çürürse geri kalan hepsi de ölür zaten. Burayı böyle kabartmayı düşünüyorum. Bakalım nasıl bir şey olacak. Bu arada aşağıya da bir tane seramik düştü. Onu da alacağız. Bu tarafta mos vardı. Komple. Onu da zaten çıkardım. Bunları da daha sonrasında budayacağız. Arkada roraimalar vardı. Miropilum roraima. Onu komple köklerinden çıkardım. Biraz daha sadeleştirmeye gidiyorum bunu, bu akvaryumu. Bu söplandırallarda da köklerden gelişim yapanlar vardı. Onların da hepsini ayıkladım. Yeni akvaryumumuzu aldım. Bu tarafa da 60 santimlik akvaryumdan iki kök şey getirdim. Pinnatif fidalar. Buranın da gelişimi gayet güzel. Evet, anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. Christmas mosslar da güzel gelişiyor. Şu an orası bir dağın eteğiymiş gibi güzel bir görüntü var. Böyle aşağıdan yukarıya bakışta da sanki bir yolmuşçasına bu tripartitaların gittiği yer. O şekilde güzel duruyor. Bir tane katapa yaprağımızı ekledik. Bakalım burayı elimizden geldiğince sade yapacağım. Bu arada bu köşedeki mosslarımız... Bunları komple çıkardım.
Bir kısmını böyle seramiğe sardım. Burada duruyor. Bir kısmını böyle vantuza yapıştırdım. Duvara taktım. Bir kısmı da zaten bu yeni akvaryumumuz da burada duruyor. 100'ey bitkileri, onların da gelişimi güzel. Çoğalıyor, çoğalıyor, duruyorlar. Şu an yeni akvaryumun üzeri bayağı var. Evet, şimdilik durum bu. Seyrettiğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Sormak istekleriniz olursa aşağı yorum kısmından çekinmeden sorabilirsiniz. Videoları da beğenirseniz, beğendiğinizi göstermek amaçlı like butonuna basarsanız sevinirim. Kanala da abone değilseniz, abone olursanız ayrıca sevinirim. Seyrettiğiniz için tekrardan teşekkürler. Herkese iyi günler, iyi hobiler. Hoşça kalın.